Kıymetli misafirler, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği 2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi İçel Sanat Kulübü ve Mersin Sanat Edebiyat Derneği işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 11, 12, 13, 14 Ocak tarihlerinde ikincisini düzenleyecek olduğumuz 2. Uluslararası Edebiyat Festivali'ne de sizleri ve tüm edebiyat severleri bekliyoruz. Konuk ülke olarak Fransa'nın yer alacağı bu festivalde söyleşilerden konferanslara, dinletilerden sergilere kadar birçok etkinlik sanat severlerle buluşacak. Kültür ve sanatla ilgili bu çabalarımız bugün olduğu gibi bundan sonrasında da siz kıymetli sanatseverlerin de desteğiyle artarak devam edecek. Topluma girmeye korkarım. Çok konuşmayı sevmem. Fazla sözün kişiye yararı yoktur. Aptallığımı ele verir der. Bizi ödüle değer gören seçici kurula, bu ödülü düzenleyen Mersin Sanat Edebiyat Derneği'ne ve destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve İlyas Han'ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Uzun yıllar bekledi bu. Bunun ikinci bölümü aslında Bana Dağları Anlat Türk Edebiyatı Vakfı roman yarışmasına onu gönderdim. Durmasın kıyıda. Orada hasbelkader körün ateşi bir ödülcük aldı orada. Hadi birinciyi de dedim gönderelim. Bizim öğrencim geldi. Hocam buna gönderiyorum. Beraber gönderelim. Olsun gönder dedim bakalım. Öyle üçüncü bölümü de Kırık Düğme, kısmet olursa onu da bitirmek üzereyim. Bir üçleme oluyor bu. Yani Trabzon muhacirlik tarihinin, milli mücadele tarihinin ve Müslüman gencin Rum kızına olan aşkının peşinden Yunanistan'a gitmesi, oradaki yaşamsal ögeler. Kurulunun, jürinin takdiri. Fakat ben elimden gelenin en iyisini hazırlamaya çalıştım jüriye gönderirken. Ya tabii şimdi her şeyden önce İçel Sanat Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Mersin Belediyesi çok iyi ağırladı bizleri. Mersin Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Mersin Belediyesi olarak bunun uluslararası şekilde düzenlenmesi, bizim ağırlanmamız ve buraya davet edilmemiz ve ödüllerin bu şekilde düzenlenmiş olması büyük bir gurur kaynağı bizim için. Ben her tür belediyenin bu tür etkinlikleri desteklemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ama Mersin Belediyesi burada tabii farkını ortaya koymuş oldu. Bundan dolayı son derece memnunuz. Mersin'i tanımış olduk. Mersin'in sanatsever insanlarını tanımış olduk. Çok da memnun oldum. Basılı öykü kitabım var ama şiirlerim dergilerde daha ziyade yayımlanıyor. İşte hem ulusal dergilerde hem yerel dergilerde. Ama bu ödül bir başka kıvanç kaynağı oldu benim için. Seçici kurul üyelerinin estetik yönden kendini tamamlamış şiiri görebilmesi, fark edebilmesi gerçekten de çok önemli. Bu bakımdan çok değerli buldum ben. Ödül almayı aslında çok beklemiyordum çünkü son gün zaten başvuruyu ben son gün yaptım. Ve çok gurur verici bir şey, ailemi, öğretmenlerimi ve okulumu böyle gururlandırmak beni gerçekten çok mutlu etti. Tek bildiğim şey önümdeki bütün hedeflerimde asla vazgeçmeyeceğim ve her zaman devam edeceğim. Ne zaman yarışma görsem hepsine de kazanacağım diye katılmaya devam edeceğim.